Herkese merhabalar. Kimyasal tepkimeler konumuzla beraberiz. Süper bir şekilde artık madde ve endüstri konusunun sonlarına doğru yaklaştık. Bir kere kimyasal tepkimelerin mantığını anlayacağız. Kütlenin korunumu yasasını anlayacağız. Maddelerin, atomların korunumu yasasını öğreneceğiz. Ve aynı zamanda maddenin nasıl değiştiğini, kimyasal olarak değiştiğini aslında kimyasal tepkimeler üzerinden öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman şimdi süper bir şekilde dersimiz başlasın. Farklı maddelerin bir araya gelerek kimyasal bir değişim geçirme sürecine, bak unutma, kimyasal değişim geçirme sürecine biz kimyasal tepkime diyoruz. Mesela örnek verelim Tonguç'um. Mesela hidrojene baktığımız zaman hidrojen aslında yanıcı bir madde Tonguç. Hidrojen yanıcı bir madde. Oksijene baktığımız zaman o da yakıcı bir madde Tonguç. Hatta hidrojen patlayıcı da bir madde. Biliyor musun? Hidrojen hidrojen gazını oksijenle bir anda birisi bir anda patlama da yaratabilir. Çünkü birisi yanıcı, birisi yakıcı ve bunları bir araya getirdiğin zaman inanılmaz değişik bir madde ortaya çıkıyor. Nedir? Su. Yani söndürücü bir madde. Bak tekrar yazıyorum. Hidrojen H2 diyoruz artı oksijen hop su. Yani H2O oluşturuyor. H2O sudur. Su dediğimiz şey söndürücü, alakasız. Demek ki yepyeni farklı tür maddeler, bir yepyeni farklı tür başka bir madde oluşuyor ve biz buna ne diyoruz? Kimyasal tepkime diyoruz. Peki Tonguç'um, bir tane hemen bir örnek verelim. Canlılarda gerçekleşen bazı olaylar numaralanarak verilmişti. Buna göre hangisi kimyasal tepkime sonucu? Bir kere fotosentez dediğimiz şey çok enteresan bir olay. Karbondioksitle suyu birleştiriyor, şeker yapıyor. Ve oksijen yapıyor. Ne alaka? Bunlar alakasız. Karbondioksitle su birleşince nasıl şeker olsun? Nasıl bir besin olsun? Besin diyelim hatta buna. Ne alakası var diyeceksin? İşte bu da kimyasal değişimi olduğu için ne alakası var diyorsun. Veya şeyde solunum dediğimiz şeyde besinle oksijeni yakıyor, birleştiriyor ve sonuçta da karbondioksit ve su ortaya çıkıyor. Ya alakasız yepyeni maddeler ortaya çıkıyor. İşte bu da kimyasal değişim olduğu için, kimyasal tepkime olduğu için. Sindirimde de aynı şekilde büyük maddeler küçük maddelere enzimler dediğimiz kimyasal reaksiyona girdiren maddeleri maddeler yüzünden parçalanarak küçük parçalara ayrılıyor. İşte burada da kimyasal değişim var. Dolayısıyla hepsi kimyasal tepkimeler sonucu meydana gelir diyoruz. Ve şimdi doğada bulunan pek çok aslında birleşik var Tomuş ve bu birleşikler aslında kimyasal tepkimeler sonucunda oluşuyor. Mesela bu bileşiklerden demin örnek verdik. Neydi o bileşiğimiz? Suydu hatırlıyorsan. H2O bir bileşiktir. Neden? Hidrojenle oksijen diye iki tane farklı atom, iki farklı cins veya üç farklı cins veya dört ama iki farklı cins, en az iki farklı cins bir araya geldiyse buna biz bileşik diyoruz Tonguç'um. Mesela bir örnek verelim. Bu karbon diyelim. Karbon atomu, karbon maddesi diyelim. Neyle birleşti? Karbonla oksijen birleşsin. O2 yani oksijen birleşsin. Karbonla oksijen birleşince ne oluyor biliyor musun Tonguç'um? Karbonla oksijen birleşince karbondioksit ortaya çıkıyor. İşte karbondioksit dediğimiz şey aslında bir birleşiktir. Karbonla oksijenin birleşmiş halidir. Ve nasıl oluşuyor bunlar? Aslında kimyasal tepkime sonucu ortaya çıkıyor. Yani durup dururken bu dünyada yok aslında. Karbon var, oksijen var. Birleşiyorlar ve bunu oluşturuyorlar. Peki geldik. Başka bir maddeye de kükürt diyelim mesela. Kükürt maddesiyle oksijen maddesi birleşiyor. Kükürtle oksijen birleşiyor ve neyi oluşturuyor Tonguç Evren Bey? Kükürt dioksit oluşuyor. Bak bununla bu birleşiyor, bunu oluşturuyor. Tonguç, buradaki anahtar kelime şu. Bu aslında reaksiyon oku dediğimiz bir şey. Yani reaksiyonun ne tarafa doğru gittiğini gösteriyor bu ok. Reaksiyonun okunun solunda olan her şeye, yani burası reaksiyona giren maddeler oluyor. Reaksiyon okunun sağında olan her şey ise, yani bu okun sağ tarafında olan her şey ise reaksiyondan çıkan maddeler oluyor. Giren ve çıkan maddelerde şunu bilmemiz gerekiyor. Çıkan maddeleri biz ürünler diye de adlandırılıyor. Girenler ve çıkanlar eşittir. Aynen, tebrik ediyorum. Ürünler diye biz çıkanları unutmayalım. Mesela giren maddeler kükürtle oksijen girmiş burada. Çıkansa kükürt dioksit. Yani ürünse kükürt dioksit. Burada şunu unutmayalım. Bir reaksiyonda giren maddeler sürekli azalırken çıkan maddeler sürekli artar. Ya zaten mesela ekmeği yapmak için ne kullanırız Tonguç'um? Un. Un kullanırız. Şeker. Şeker kullanmayız. Un kullanırız. Su kullanırız. Un kullanırız. Su kullanırız. Maya kullanırız. Un, su, maya bir ekmek fabrikasında sürekli ne olur? Kullanıldığı için azalır. Ne ortaya çıkar peki? Ne artar sürekli? Ekmek. Ekmek artar. İşte çıkan maddeler artar, giren maddeler azalır. Sanki bir fabrika gibi düşünebilirsin kimyasal reaksiyonu. Geldik bir örnek.
Gösteren yukarıdaki olan hangi nedenle kimyasal tepkimin gerçekleşmiştir? Bir kere Tonguç bak. Sarı maddelerle mavi maddeler birleşmiş ve bir birleşik oluşturmuş. Şu bir birleşik neden birleşik? İki farklı cins atom bir araya gelmiş. Bu bir birleşik olduğu için burada kimyasal bir reaksiyon vardır diyebiliriz. Geldik bak. Mavi ile pembiş birleşmiş ve bir birleşik oluşturmuş. Bu da bir kimyasal reaksiyon. Ama yeşil ile kırmızı sadece yan yana gelmiş. Bunlar birleşmemiş. Dolayısıyla bir kimyasal reaksiyon diyoruz. Cevabımızın da gerçekleşmemiştir demiş. Yalnız üçtür cevabımız Adana'dır diyoruz ve süper zekisin Tonguç. Adana. Bak memiştirin altını çizmiş, ben onu karıştırdım. Aman dikkat et, sen de sınavlarda karıştırma. Geldik Tonguç, burada en önemli şey işte burası aslında. Bir kere bir kimyasal reaksiyonda karbonla oksijen birleşiyor mesela. Şu bizim kimyasal reaksiyon oluyor. Karbonla oksijen birleşiyor ve karbondioksit oluşturuyor. Tonguç'um karbonla oksijen birleşiyor ve karbondioksit. Karbon kaç tane atom? Bir atom. Burada oksijen kaç atom? İki atom. Şimdi girenler burası, ürünler yani çıkanlar da burası. Girenlerde kaç atom var? Bir, iki, üç tane atom var. Hop yazdım. Çıkanlarda kaç atom var? Bir, iki, üç tane atom var. Hop yazdım. Allah Allah. Enteresan bir şey. Tonguç, atom sayıları aynı. Demek ki bir kimyasal tepkimede toplam atom sayısı değişmez. Bunu unutmayacağız. İkinci şey ise, bak Tonguç'um, karbondan 12 gram girerse, oksijenden 32 gram girerse toplamda bu adamlardan 44 gram çıkması gerekiyor. Yani şöyle düşün Tonguç. Mesela undan işte 12 kilo girerse, sudan da 32 kilo girerse 44 gram ekmek, 44 kilo ekmek çıkar. Bu kadar basit aslında. Topluyorsun ve geçiyorsun. Yani girenlerin sayısı, ürünlerin sayısı, çıkanların sayısına eşit olmak zorunda. Mesela bir örnek verelim. Bak oksijenin miktarı ne kadar Tonguç'um? 32 gram değil mi? 32 gram o reaksiyon olduğu sürece ne olacak? Azalacak. Aynı ekmek, hani fabrikada örnek vardı ya, ekmek yaparken un ve su azalıyor ama ekmek artıyor. O zaman ekmek azaldı. Un da azaldı. Un azaldı. Su da azaldı Tonguç evladım benim. Ne oluştu Tonguç? Karbondioksit oluştu. İşte bu yazdığım şey karbondioksit aslında. 32'den azalan şey oksijendir. 12'den azalan şey karbondur. Şimdi karbonla oksijen azaldı ve reaksiyon bittiği anda karbondioksit de aslında artmış oldu. Peki kaç gram oluştu karbondioksit? 44 gram. 32 ile 12 birleşir ve 44'ü oluşturur diyoruz. O zaman bir kısmı azalırken ve bu bir kısma ne diyorduk Tonguç Evlen benim? Reaksiyona girenler diyorduk. Bu bir kısımsa reaksiyondan çıkanlar artar. Çıkanlar artar, girenler azalır diyoruz. Ve bu ikisinin toplamı da aslında bunu verdiğini unutmayalım. Dolayısıyla bak dikkat et. Bu ikisinin toplamı bunu verdiği için bir kimyasal tepkimde toplam atom sayısı ve toplam kütle değişmez. Yani değişmezin fendeki adı korunur demek aslında. Değişmez yerine korunur yazıyorlar arkadaşlar. Birazcık havalı gözüksün diye. Ama sonuçta değişmez demek korunur demektir diyoruz ve geçiyoruz. Geldik sınav tarzı bir soruya. Oo. Bu soruyu görünce insan lisede miyiz kardeşim, nasıl bir soru diyesi geliyor gerçekten. Ne oluyor? Çünkü ben lisedeki öğrencilere bunları gösteriyorum mesela. Kapalı kapta bölmeler arasındaki musluk açıldığında 44 gram karbondioksit ve 36 gram H2O oluşuyor. Allah Allah. CH4 ile sen musluğu açtığın zaman oksijen birleşiyorlar. Ve bir anda ne ortaya çıkmış? Karbondioksit ile su ortaya çıkmış. Enteresan. Şimdi bak burası 16 grammış CH4. Bu 64 grammış. Burası 44 grammış. Burası da 36 grammış. Şimdi adam bir de demiş ki bu kimyasal tepkime gelecek. Tepkime sonu toplam kütle korumuştu. Bakalım. Burada girenlerin kütlesi nedir? 64, 16, 80 eder. Çıkanların kütlesi nedir? Allah Allah, bu ikisi toplaması. O zaman toplam kütle değişmez. Yani korunmuştur. Çok güzel bir soru gerçekten de. Tam bir, hatta şöyle yazalım. Sınav tarzı diyelim buna. Hiç böyle model soru. Gerçekten sınav tarzı bu. Tepkime sonunda yeni atomlar oluşmuştur. Ya kardeşim burada karbon var, bu hidrojen var. Oksijen var. Karbon, hidrojen, oksijen. Burada da karbon, oksijen, hidrojen var. Hiçbir şey değişmemiş. Dolayısıyla böyle bir şey söylemek tam bir saçmalık. Atom cinsi ve... Skandal. Bak şunu unutma. Bir kimyasal tepkimede atom cinsi ve sayısı korunur. Yani değişmez. Metan gazının miktarı zamanla azalmıştır. Metan gazının miktarı, dikkat et, bu girenlerde olduğu için azalacak.
çıkanlarda olanlar artacak. Dolayısıyla doğru bir şey söylemiş arkadaşımız. O yüzden hangileri doğru demiş? Bizim cevabımızın da 1 ve 3 olması içten bile değil diyoruz ve geçiyoruz. Artık gelin son sorumuzu artık bitiriyoruz. Merak etmeyin. Sınav tarzı. Tarzıcık modeller verilen kale modeller. Oluşan kan M maddesi yukarıda gösterilmişti. Tamam eyvallah bu görüyorum. Bu M maddesi kimyasal tepki gösteriyor. Evet doğru. Neden? Çünkü bir birleşik ve bu iki maddenin kırmızı ile beyazın bir araya gelmesi hocam. M birleşiğinde K ve L elementlerine ait atomlar bulunur. Evet K elementinde kırmızı var, L elementten beyaz var. İkisi birleşmiş. Doğru. Tepkimede toplam kütle kurmuştur. Bakalım 2 ile 16'yı toplasana kaç eder? 2 ile 16'nın toplamı 18. Süper diksin. Evet toplam kütle de korunmuş. Bravo diyorum sana. Hepsi doğrudur diyorum. Şimdi Tonguç Evren Bey ödüllü sorumuzu, bu haftanın ödül sorusunu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım birader.